Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Bundan sonra. Şimdi alakası olacak ama aklıma geldiği için söylüyorum. Mesela hutbelerde feya ibadallah ittakullaha ve ati'u denir. Hiç merak ettik mi ne demek bu tabi? Mesela emma ba'd feya ibadallah ittakullaha ve ati'u. Bir araştır bakalım ne demek manasına. Şimdi değil canım. Dersten kaytarmak istiyorsan şimdi araştır da. Geçen haftaki dersimizde neden bahsetmiştik? Yüzünü övmek. Neden bahsettik? Onunla birlikte aynı zamanda efendim arkadaşlıklardan bahsetmiştik hatırlarsanız. Yani bağlantı olarak bir arkadaşınız efendim var, dostunuz var, sevdiğiniz bir insan var. Onun yüzüne karşı övmeniz sizin efendim o arkadaşınızı sevdiğiniz anlamına gelmiyor demiştik. Diğer yönden bakacak olursak arkadaşımız işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam اَرَّجُلْ عَلَى د۪ينِ خَل۪يلِ فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُخَال۪يلِ buyuruyor. Kişi arkadaşının dini üzerinedir. Kişi baksın kiminle arkadaşlık yapıyor. Yani arkadaş müthiş derecede arkadaşı etkiler. Şimdi şöyle bir soru sorulabilir. Ya hocam biri iyi biri kötü. Yani iyi kötüyle arkadaşlık yapıyorsa o zaman kötü iyiye döner. Dolayısıyla her iyi kötüyle arkadaşlık yapsın. Öyle değil mi? Sormaz mı Sinan abi böyle bir soru? Yani tamam o zaman kötülerle arkadaşlık yapmazsak kötüler nasıl iyi olacak? Bu neye benziyor biliyor musunuz? Yani bu gerçekten karşınızdaki insanı etkileyebilecekseniz, doğruya çevirebilecekseniz ve sizin üzerinizde etkisi yoksa amenna ve sattakna diyeceğimiz bir husustur. Fakat sizi namazdan, bunu namaz ölçümüzdür. Namazdan alıkoyuyor. Yalana alıştırıyor. Efendim daha farklı meselelere sizi çekiyorsa etki gösteremiyorsanız o zaman uzak duracaksınız demektir. Şimdi malumunuz Gine'ye gitmiştik. Biraz belki ondan konuşmak lazım öncelikli olarak. Gine'de işte nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bir memleket. Başkentine gittik. Hakikaten Afrika'nın en gelişmemiş ülkelerinden bir tanesi. En geride kalmış ülkelerinden bir tanesi. Birkaç taneyle birlikte. 1885'te bu Avrupalı efendim canavarların paylaşması neticesinde Fransa'nın payına düşmüş bir et diyebiliriz. Efendim bu bölge yıllardan beridir. Sömürü altında işte belli bir sürede özgürlüğüne kavuşmuş ama özgürlük sadece lafız itibariyle özgürlük. Yoksa bakıldığı zaman da hakikaten hala da orada müthiş bir sömürü devam ediyor. Hem şeylerden, kaynaklardan, madenlerden, ondan bundan istifade ettikleri gibi hem de milletin beynini sömürmüşler. Öyle bir sömürmüşler ki beyin bırakmamışlar ki adam düşüyorsun tekrardan ayağa kalksın. İnmiş bırakmış yani. Şimdi gittik. Tabii bunu şunun için konuşuyoruz açıkçası. Şu anda bulunduğumuz ortamın kıymetini bilme adına bunu söylüyorum. Hakikaten burada sıkıntı çektiğini düşünen, sıkıntı maddi açıdan sıkıntı çektiğini düşünen fakat eve gittiği zaman da yemeği olan, musluğu açtığı zaman da tertemiz su akan, o suyla yüzünü yıkayabilen, su alamadığı zaman da dışarıdan o musluktan akıttığı suyu içebilen ve su ihtiyacını o şekilde gideren, dediğim gibi buzdolabını açtığı zaman da peyniri, domatesi, efendim olmadı bir salatası bulunan, olmadı kuru ekmek yiyen bizler, hakikaten konuşmaya yüzü olmayan insanlar zatında. Gine'ye gittim. 2 gün kaldık. Vallahi Türkiye'nin kıymetini anladım. Bu ülke var ya muhteşem bir ülke. Bu ülke var ya dehşet bir ülke. Gine'ye gittik. Suyun ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anladım. Hiç bu kadar suyun kıymetli olduğunu anlamamıştım. Suyu içiyorsunuz. Su, efendim oradaki su, yani adamlar şeyin içerisine koymuşlar, peşçenin içerisine ama acayip bir tadı var. Sıcaklık, insanlar fakir. Söyledim, bir lollipop için
bir lollipop, bir şeker için birbirini ezen insanlar var. Koca adam sıraya girmişler, lollipop alacak diye çocuğun üstüne atlıyor, ona bir dolar için. Acayip derecede bir sıkıntı söz konusu. Fakat insan bu kıymeti anlıyor, Türkiye'nin ne kadar iyi olduğunu anlıyor. Ama işte Allah razı olsun, İDDEF müthiş bir çalışmayla birlikte, faaliyetle birlikte orada Abdülmecit Han camisiyle, yani Mahmud Efendi külliyesini açıyor. Külliyenin içerisinde camiyi, Abdülhamit Han camisi. Ve Türkiye'nin tekrardan ayağa kalkış gösterdiğinin alametidir bu. Balkanlara gidiyorsunuz, Türkiye eserleri var. Afrika'nın en köşesine gidiyorsunuz, Gine'ye, orada müthiş bir külliye yükseliyor. Müthiş bir külliye yükseliyor. Ve biz gittiğimiz zaman da hakikaten insanların gözünde onu görüyorsunuz. Bizi gördükleri zaman da gülüyorlar. Ve belki de hiçbir insandan görmedikleri bir muameleyi görüyorlar. Yüzlerine gülüyorsunuz, efendim onlara dokunuyorsunuz ve bir menfaatiniz yok, onu sömürmüyorsunuz. Avrupalı gelmiş, sömürmüş. İşte Fransa, Cezayir'de 1,5 milyon insanı öldürmüş. Ve bunun başlangıcı olarak da, yani birçok katliam var. Siz bize Cezayirler olarak yardım edin diyor Fransa'ya bir takım savaşlarda. Biz size özgürlüğünüzü vereceğiz. Cezayirli Müslümanlar gidiyorlar orada Fransa yardım ederken, tamam diyorlar Cezayir'deki Müslümanlar da, özgürlüğe kavuşacağız artık. Yani bağımsızlığımızı ilan edeceğiz. Fakat savaş bitiyor. Hani diyor, nerede bize bağımsızlık vaat etmiştiniz? Bizim askerler daha Fransa'dayken. Tarıyorlar, kadınlara tecavüz ediyorlar, insanları öldürüyorlar. Toplamda 1,5 milyon insan ne demek ya? Daha yeni olmuş bu. 1940'larda, 45'te olmuş bir olaydan bahsediyorum. Bunu kabul ettiremiyorlar Fransa'ya, biliyor musunuz? Fransa'ya bunu kabul ettiremiyorlar. Fransa'nın, İngiltere ile Fransa bu işi paylaşıyor. 14 tane sömürdüğü ülke var. Bu ülkelerin maddi olarak bütün güçlerini alıyor. Hatta o zamanlar Gine'nin topraklarını kendi toprağı olarak kabul ediyor. Yani sömürüden ziyade bizim toprağımız diyor. Yani ya diyor kabul edeceksin, işte Gine'de ve diğer Afrika ülkelerinde sürekli darbeler olur. Darbeler. Niye olur biliyor musunuz? Ya para vereceksin adama. Bunlar parasız insanlar. Sen bile efendim, Sinan abi 3 dolar var, mafya olursun orada yani. 1 dolara efendim 50 tane adamın olur. Kimse sana yan bakamaz. Böyle insanlar, aç insanlar. Ya diyor sömüreceksin ya da darbe olacak. İki şıkkın var. Halkın kendi başını yönetmesi yok, İslam öyle bir şey yok. Ya sömürülecek ya da efendim baktın ki isyan oluyor, askeri darbe oluyor, askere zaten para veriyorsun, iş bitiyor. Dediğim gibi Allah'ın izniyle artık bizim hakikaten oraya gittiğiniz zaman da varsa imkanınız gidin görün. Hem Allah'ın bize verdiği nimetleri anlama adına. Hani وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُهَا, Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsan sayamazsın buyuruyor Allah. Hakikaten oraya gittiğiniz zaman da anlıyorsunuz nimetleri. Şu anda ben musluktan akan suyun kıymetini daha iyi anlıyorum. Bugün açtım musluktaki suya bakıyorum. İsraf olmasın hocam. Hemen saniyelik şimdi, sen de bizi sıkıştırma yani. Bir saniye. Nereden biliyorsun? Ne kaba dolduruyorsam suyu? Biraz aklıma geç geldi ama olsun. Niye? Orada öyle bir şey yok. Geçen sene hoca arkadaş efendim oradan su içmiş, adam hastaneye, duramıyor. Helalden çıkamıyor affedersiniz. Böyle pislik içerisinde. Helal kültürü yok. Ayrıyetten sömürücü dediğimiz batı öyle bir şey yapmış ki insanları uyuşturucuyla uyuşturmuş. İnsanları fuhuş bataklığına ilerletmiş. Geceleri görseniz efendim insanlar, herkes fuhuş yapıyor. Zina almış başını gidiyor. Şimdi böyle bir ülkenin kalkınması, bedenen AIDS, yani AIDS bu bulaşıcı hastalıklar efendim %60'lara %70'lere varmış. Şimdi böyle insanların, kendisiyle uğraşan bir adamın başka kalkınmak gibi bir derdi olabilir mi? Böyle bir şey düşünemiyorsunuz. Böyle. Düşünemiyorlar. Hakikaten bir tek o kadar, her zaman söylüyoruz, milyonlarca dolara sahip o Arap şeyhleri, zenginleri var ya, asla oraya uğramıyorlar bir adam. Uğrasalar var ya, ihya etmeye kalksalar bütün Afrika'yı ayağa kaldırırlar. Fakat Türkiye, sen ülkenin kıymetini bil kardeşim. Geçen hafta efendim hatırlarsanız konuşmuştuk. Tam üstüne geldi Allah'ın verdiği nimetler. Vallahi bu ülke var ya, ayağa kalkarsa gerçekten düşman biliyor kiminle uğraştığını, uğraşması gerektiğini. Bu ülkeyi devirirlerse yemin ediyorum başka karşılarında bulacakları düşman yok. Bu ülkedeki
bu insanları kucaklama, bu insanlara sahip çıkma, bu insanları efendim eski rafalarına kavuşturma gayesi, arzusu. Bütün şu anda yani seversin sevmezsin, oy verirsin vermezsin. Fakat başındaki adam müthiş bir etki yapmış. Gittiğin zaman da herkes onu tanıyor, herkes onu biliyor. Adam her tarafta. Sen efendim oturduğun yatakta, yattığın yatakta efendim bir takım siyasi konuşmalar yaparken ülken, senin haberin yok ama bir tarafta Pakistan'da, bir tarafta Gine'de nerede bir mazlum var, vallahi de billahi de orada. Adamların hayatları boyunca görmedikleri ve göremeyecekleri bir cami, külliye yapıldı. Adam hayatında öyle bir halıya basmamıştır bile. Adamın evinin kapısı yok. Sen adama şu andaki en güzel camilerden bir tanesini yapıyorsun, koyuyorsun. Eğitim diye bir şey yok. Adamı alıyorsun, sen Kur'an öğretiyorsun. FETÖ'cüler gibi değil. FETÖ'cüler gibi insanları sömürmek için oraya gidilmedi. Yani İTTEF'in vasıtasıyla İsmail Ağa Camiası. Yani daha şey bakarsak bizim Nakşiler olarak şu anda efendim diğer cemaatler de gidiyor. Fakat bilemiyorum ne kadar faaliyetleri var. İşte FETÖ'yü gördük. İnsanları sömürme gayesiyle sırf Amerika'nın oyuncağı, Amerika'nın oradaki kontrolünü sağlamak için, devletleri ele geçirmek için orada efendim faaliyet yaptılar. Ama biz hakikaten Allah rızası için gidiyoruz. Gidilecek ve Türkiye'nin gücü, insanlar Türkiye'ye muhtaçlar. Allah aşkına siz de ufkunuzu biraz geniş tutun. Yüksekte tutun. Yüksekte tutun ya. Hayatımız sadece ticaretimiz olmasın. Dünya bizi bekliyor ya. Osmanlıların torunları olan bizi bekliyor ya. Çünkü adamların başka umudu, ümidi yok. Yok, vallahi yok. Osmanlı onlara en güzelliği göstermiş. Kendi aralarında bu adamlar anlaşamıyorlar. Fransa öyle bir, bu Batı öyle bir düzen kurmuş ki, dediğim gibi belki üçüncü şık olarak şunu katabiliriz. Yani ya darbe olacak, tamam mı? Ya darbe olacak ya sömürüleceksin. Adamlar bunun aksi bir şey yaptırmıyor sana. Niye? Mesela Gine'de üç kabile var. Üçü de birbirine düşman. Kanlı bıçaklı bu adamlar. Nasıl yaptı? Bu Müslümanları nasıl bu hale düşürdüler? Adam yatıyor. Fransa bir taraftan sömürüyor. Diğer taraftan Müslümanlar birbirine giriyor. Adamlar affedersiniz gidecekleri helaları yok, yıkanacakları suları yok. O kadar maddi efendim anlamda onları güçlendirecek madenlere sahipler. Fakat bir şey yok. Ama Türkiye gidiyor. İşte görüyorsunuz daha yeni orada değil miydi? Cumhurbaşkanı oradaydı. Ya ne işi var Gine'de? Bizim ne işimiz var Gine'de diyorlar ya hani Suriye'de. Ya dünya sana muhtaç kardeşim, bunu anla ya. Kafana sok bunu ya. İnsanlar sana muhtaç. İnsanlık sana muhtaç ya. İnsanlık sana muhtaç. Sen kazandığın 2000 lirayı 3000 liraya efendim hayır kurumlarına veriyorsun Afrika'daki adama para gitsin diye. Adam trilyoner, katrilyoner adam. Kulüp almaktan, efendim affedersiniz 20 tane evlilik yapmaktan, onunla bununla uğraşmaktan, tavan şey dikmekten, efendim rezidanslar dikmekten, kumarhaneler açmaktan, eğlenmekten, zevk-ü sefaya düşmekten başka bir şey yapmıyor adam. Yapamaz. Çünkü Osmanlı değil onlar. Evet Araplar, Müslümanlar fakat kimse kusura bakmasın. Bu İslamiyet'e en büyük hizmeti, en büyük hizmeti Türkler, Osmanlı diyelim. Yani içerisine efendime söyleyeyim, Kürt de girer, Türk de girer, Çerkez de girer, Boşnak, Arnavut girer, hepsi girer. Osmanlı geniş bir kavram. Sadece Türk'le rahatsız edersek, efendim bu sefer Kürt kardeşimiz çıkar der ki, biz de yok muyduk? Boşnak çıkar der ki, ben de vardım. Bak, Bosna'ya gittiğimiz zaman da Adem abi de gitmiştir. Hakikaten o kadar duygulandım ki vallahi ağladım. Yani insan kitapta okuyor ama görmek farklı bir şey. Orada böyle arabayla bir yerlere gittik. Arabayla yukarılara çıktık. Arabayla bile efendim sıkıyor insan. Zaten gelişmemiş ülkeler. Bosna'yı biliyorsunuz. Çektiğiniz durum. Açın okuyun. Allah aşkına açın okuyun Murat abi ya. Bilin, bilin ya. Şu ülkede, şu dünyada neler oluyor bilin ya. Mahalledeki her şeyi bilen biz. Ya açalım. Bizim artık mahallemiz dünya. Bizim mahallemiz artık dünya. Böyle bakacaksın dünyaya. Dil öğreneceksin gerekirse ya. Gideceksin İngilizce, Arapça öğreneceksin. Açılacaksın dünyaya. Efendim kendi mahallene sıkışmış, ekmeğini derdinde olan bir adam değil. Dünyanın derdinde olacaksın. Ufuklu olacaksın. Allah yüksek himmetleri sever kardeşim. Yüksek himmetleri. Ben bundan sonra ufkumu genişlettim. Gidin görün siz de ufkunuzu genişletin. Oraya gittiğimiz zaman da Bosna'ya bir yerlere gittik. Dediler ki Fatih Sultan Mehmet buraya gelmiş. Vallahi ağladım ya. Fatih dedem kalkmış, gitmiş ta oralara, bu insanlar İllahi Kelimetullah, yani Allah'ın dinini insanlara aktarmak için, insanları cehennemden kurtarmak için buradaki bu kadar efendim nimetin içerisindeyken, sarayların içerisinde nimetlere gark olmuşken kalkmış, atına binmiş, ta Bosna'ya gitmiş,
Orada dağ çıkmış, orada bir sur kale yapmış. Ya bu adamın derdi ne? Bu Fatih Sultan Mehmet'in rahmetullahi aleyh orada yatıyor. Bunun derdi ne? Sultan Selim ta kalkmış buradan nerelere gitmiş? Kanuni döneminde Osmanlı Afrika'ya gitmiş ya o zamanın imkanlarıyla. Tarık bin Ziyad, Müslümanlar efendim kalkmışlar ta diğer taraftan Afrika üzerinden Fransa'ya kadar dayanmış bu insanlar. Ama bizi öyle bir efendim potan için eritmişler ki şu anda sadece efendim kendi mahallemizle, kendi derdimizle uğraşan, başka hiçbir Müslümanın derdiyle uğraşmayan bir Müslüman haline gelmişiz. Tekrar soruyorum. Hepimiz teker teker olmak suretiyle bu insanlığın kurtarılması için, insanlığın yeniden dünyada neşvuneva bulabilmesi için tabiri caizse hepimiz efendim birer askeriz. Ve inanın bizden başka da bu işi sahiplenecek kimse yok. Niye biliyor musunuz? Dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin. Bunu efendim yani Müslüman ülkelere hepsine gittiğim efendim işi söylemiyorum. Fakat anlatılanlar üzerinden söylüyorum. Bakın Allah Celle Celaluhu Osmanlı'yı kuran kim? Bu devlet 600 yıllık devlet niye verildi? Söyle. Kur'an-ı Kerim'e saygıdan dolayı verildi. Arabistan'a gidiyorsunuz, Suudi Arabistan'a. Beytullah'ın yanında insanların Kur'an-ı Kerim'e olan saygısından, Allah dostlarına olan saygısından hiçbirisi Türklerde olduğu gibi yok. Adam Kur'an-ı Kerim'i efendim yere koyuyor. İşte Afrikalı kardeş namaz kılıyoruz. Bukhari var yanında. Almış gelmiş Afrikalı. Koydu Bukhari'yi yerine. Ayağı değiyor. Ya ben kafayı yiyeceğim. Efendim ben bırak Bukhari hadis kitabını. Bir şunun üzerine bir ayet yazsa, bir hadis yazsa efendim çırpınıyoruz ya, çırpınıyoruz. Bu az bir şey mi? Bir şey hafif vardı biliyorsunuz değil mi? Radıyallahu anh. Çıplak ayak, yalın ayak dolaşıyordu. Bağdat'ta yalın ayak dolaşıyor bu insan. Bu insanın vefat ettiğini nasıl anlattılar biliyor musunuz? Bu insanın vefat ettiğini iki kişi giderken yolda döndü birisine dedi ki eyvah dedi eyvah Bişrafi vefat etti. Nasıl anladın? Nasıl anlamış? Köpekler bile sırf o yalın ayak dolaşıyor diye yere pislemiyor. Sen eğer Allah'a saygı duyarsan Bişrafi kimdir? Allah lafzı yerde yatıyor, yere düşmüş diye, çamurun içerisine düşmüş diye onu kaldırıp yıkayan, süsleyen ve evinin tavanını asan insan. Allah sırf bu işi yaptı diye ona öyle bir kudret, öyle bir efendim heybet vermiş ki köpekler bile o yalın ayak dolaşıyor diye yere pislemiyor ya. Bu kadar basit mi? Bir Allah lafzına saygı gösterdi diye. Allah lafzına hürmet etti diye. Allah görüyor musun Celle Celaluhu? Köpekleri bile sana saygı gösteriyor. Bugün gidiyorsunuz Arabistan'a, efendim çeşitli bölgelere. Kur'an-ı Kerim yerlerde kimsenin umurunda bile değil. Bizim Türkler en cahilimiz bile bugün hangi eve giderseniz gidin. Dini noktada en zayıf insanın yanına gidin. Vallahi Kur'an-ı Kerim'i belinden aşağı tuttuğu zaman da sıkıntıya düşer. Bunun aksini iddia edemezsiniz. Yere Kur'an-ı Kerim koymak ne demek? Yere hadis koymak ne demek? Biz efendim bir içinde bir ayet var. Hocam adam soruyor en cahil adam. İçinde ayet geçiyor, hadis geçiyor. Koca kitabın içerisinde bunu yere koyabilir miyim diye soran bir milletiz ya. Biz Abdülhamid'in gösterdiği hassasiyetleri biliyorsunuz. Mekke'de efendim inşaat yapılırken ne yapıyordu? Çekişler efendim orada ses çıkarmasın diye bir takım engeller konuluyordu. Sessiz sessiz bugün hiçbir Arap'ta böyle bir şey, hiçbir Müslüman devletinde böyle bir şey yok. Adam Beytullah'ın yanında efendim neler yapıyor? Namaza saygı yok. Kim bizim kadar, kim Türkler kadar yani Osmanlı kadar diyelim. Şu anda Türkiye devleti içerisinde bulunan insanlar kadar hakikaten vallahi Suriyeliler de asla böyle değil. Onlar da saygısız. Onlar da saygısız. Daha önce ifade ettiğim bir şey var. Hakikaten bakıldığı zaman da Allah iki zümreye savaş açıyor. İki zümreye. Birincisi Kur'an-ı Kerim'de فَاِلَّمْ تَفْعَلُوا فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ. Bir faiz yiyene Allah harp savaş açıyor. Kur'an'da. Hadisteki ifadeyle Allah مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا ifadesi var. Kim bir benim velime, bir veliye düşmanlık ederse ben ona harp açarım buyuruyor. Allah buyuruyor. Bir veliye. Bugün
efendim Araplar içerisinde diğer sair şeylerde veli Allah dostu diye bir mefhum kalmamış zaten. Bütün Allah dostlarına işte bu Selefi Vehhabi kafası var ya, Allah dostu diye bir mefhum tanımıyorlar ya bunlar. İşte bundan dolayı Allah onların kalkınmasına müsaade etmiyor. Allah onları Amerika'nın köpeği yapıyor. Köpeği yapıyor. İslam'a hizmet ettiğini zannediyor. Fakat Allah dostuna sevgi saygı göstermediğinden dolayı Amerika için öldürüyor, Amerika için geberiyor. Sorsam bu adam Müslüman. İşte görüyorsunuz bugün Türkiye elbapta. Niye elbapta Türkiye? Birileri anlamıyor. Birileri bizim içerimizde Müslümanlar bile bunu iddia ediyorlar. Ya sen nasıl bunu iddia edersin ya? Sen Fatih'in torunusun, Sultan Selim'in torunusun ya. Ne cahil adamsın sen. Ne işimiz var bizim? Suriyeliler burada yatarken bizim elbapta ne işimiz var diyen adamlar. Bunlar ufku dar adamlar, geniş düşünemeyen adamlar. Geniş düşüneceksin. Senin elbapta bu zamana kadar niye işimiz yok diye yadırgaman gerekirken şu anda ne işimiz var diyorsun. Biz geç kaldık. Elin Avrupalısı her tarafa tecavüz etmiş, her tarafa girmiş. Tekrar ifade ediyorum. Bu insanlar Afrika'sından tutun, Arap dünyasından tutun. Hepsi bize muhtaç. Biz olmazsak bunları teker teker katlederler. Hepsine tecavüz ederler. Bir tane Allah için bir tane Türkiye ordusu orada. Türkiye Kıbrıs'a gitti. Orada burada savaştı. Kaç tane insan tecavüz etmiş bunları? Kaç tane insanın ırzına geçmişler ya? Çanakkale'yi açın okuyun. Düşman askerini bile efendim siperden alıp geçirmiş bunlar. Kurtarmış insanlar ya. Düşman askerini kucağına almış. Kendi canını ortaya koymuş. Sırf düşman askeri zarar görmesin diye ya. Biz bu insanların torunlarıyız. Biz bu insanların torunlarıyız. Dünya bize muhtaç. Dünya bize aç. Sen hala da dediğim gibi Yavuz Sultan Selim Gençlik Derneği'ne sohbete gitsem mi gitmesem mi? Acaba şu anda gitsem erken yetişmiş olur muyum olamaz mıyım? Acaba yemeği yesem mi? Mayıştım mı mayışmadım mı? Sen hala da bunun derdindesin. Adam senin sınırına dayanmış, sınırına. Adam Suriye'ye geldi. Türkiye'ye girmeye çalışıyor adam. Türkiye'ye adam senin sınırına dayanmış. Sen hala da dizilerde kaybolmuşsun dizilerde. O onu yaptı, bu bunu yaptı derdindesin hala da. Afrika'yı perişan etmişler sen uyurken. Suriye'ye gitmişler, oraya gitmişler, buraya gitmişler. İşte insanların gözüne baktığımız zaman da tek gördüğümüz gerçek bu kardeşim. Gidin Gine'ye, insanların gözünde, insanlar dünya açısından bir bakın şöyle bir perspektif olarak. Tek kurtarıcı olarak Allah'ın inayetiyle biz Osmanlı torunlarını söyleyebiliriz. Osmanlı torunları sırf Kur'an'a saygılarından dolayı, Allah dostlarına saygılarından dolayı, bu tarikatların buradaki varlığından sebep Allah efendim bu ülkeye zeval vermedi. İnşallah da vermez, vermeyecek ve tekrardan Afrika Allah'ın izniyle işte ilk adım atıldı diyebiliriz. Adım atıldı. Bu zamana kadar FETÖ denen hainler girdiler. Sırf Amerika'nın ajanlığını yapmak için girdiler. Fakat biz diğer şeyleri bilemem. İddef'in efendim vasıtasıyla İsmail Ağa Camii olarak oralara girdik. Varsa imkanınız, yardımlarınızı asla esirgemeyin. Teşekkür edin. Gidin. Efendim gerçek gittiğinizde İsmet abiyle karşılaşacaksınız ama olsun. Gidin Allah için bir teşekkür edin. Ya. İlk defa gidin. Ya böyle bir faaliyet yapmışsınız. Mahmut Efendi külliyesi açmışsınız. Siz ta bilmem kaç kilometre uzaklıktaki mesafeye gittiğinizde ne işiniz var? 8,5 saat uçakla gidiyorsun ya. Külliye açmışsın sen oraya. Bunu yapan hangi hoca ya? Bir sorsana mübarek adam. Kimin talebesi bu? Kim yetiştirdi bunu? Bu kadar basit mi? Bu kadar basit mi ya? Sen efendim Mahmut Efendi külliyesi açıyorsun Gine'de. Allah aşkına Müslümanlar biraz kendimize gelelim ya. Gidelim bir soralım bakalım kim yetiştirdi bunları? Kim? Kim bu insanları daha efendim oralara kadar sevk etti? Kim Suriye'ye giriyor yardım etmeye çalışıyor? Kim Afrika'nın sahil memleketlerine gidiyor? Kim? Kim yapıyor bunu? Bunlar kimin talebesi? Bu işin başında kim var? Bir gidin sorun, bir tebrik edin Allah aşkına. Cebinize 1 lira, 2 lira neyse verin. Deyin ki ya en azından benim de burada bir efendim hayrım olsun, 1 lira hayrım olsun ya. Benim bu külliyede 1 lira faydam var deyin ya Allah aşkına. AVM'lerde orada burada yaptığımız harcamanın sınırı yok. Eve aldığımız yemeğin, tatlının, oyun, buyun, şekerin, çocuklarımıza aldığımız oyuncakların efendim haddi hududu yok. İnsanlar giyecek don bulamazken sen 100. kıyafetini alıyorsun eve, onunla gurur duyuyorsun. Ben yapıyorum bunu bahçe, sen yapıyorsun. İnsanların taharetten haberi yok. İnsanların efendim helaları yok ya. Helal, bir helal demek ne demektir? Küç-
Bütün almışlar her şeyini adamların. Eritmişler. Ama sen kalkıyorsun, gidiyorsun. Onlara İslamiyet'i anlatıyorsun. Şimdi kaçtı rakam? %50 miydi bulundukları bölgede Hristiyan var? Şimdi bir anda rakam %70 Müslümana çıkmış, biliyor musunuz? Çünkü Hristiyan geliyor, giriyor, böyle şey değil, üstün körü değil ha. Giriyor böyle rahibeler, rahipler, insanları parayla, pulla, gönüllerini almak suretiyle Hristiyan yapıyorlar. Bu insanlar aç, susuz, ya nasıl inanıyorsun deme ya. Bir gün, iki gün aç kal bakalım, susuz kal bakalım, ne oluyor? Yavaş yavaş düşünmeye başlar mısın? Hristiyan olsak mı acaba? Oğlum aç kaldık. Ya olur mu hoca, düşün deme. Bu açlık öyle bir şey ki var, adama neler yaptırır. Adama neler yaptırır. Sen hala da diyorum ya, sizi tenzih ederim fakat işte derse gitsek mi gitmesek mi muhabbeti. Şu hoca bunu söyledi ya. Uyanalım artık, uyanalım. Bizim dedemiz Fatih Sultan Mehmet. Adam 6 ay boyunca İstanbul'u fethedeceğim diye yatağına girmemiş bir adamdan bahsediyoruz ya. Uyku nedir bilmeyen adamdan bahsediyoruz. Sultan Selim'den bahsediyoruz ya. Peygamberin ordusunun önünden yürüdüğü adamın sen torunusun. Peygamber senin dedenin ordusunun önünde yürümüş. Biraz ufkunu geniş tut. Ufkunu geniş tut. Sultan Selim gibi bir zatın torunusun. Gece 3 saat, 2 saat uyuyan, o sefer meşgalesi içerisinde bile kitabı elinden düşürmeyen bir insanın torunusun sen. Hayatında kitabı eline almayan zat. Sana sesleniyorum. Yok ticaretimiz var, yok uyumuz var deyip de eline Sultan Selim'den daha mı çok yoğunsun? Uçakla bile gidiyorsun 8 saat, vallahi perişan olduk uçakla. Adam 10 gün, 1 ay boyunca sefer yapıyor ya. Sefer yapıyor. Biz ne zaman uyanacağız da, kalkacağız da efendim? İşte birileri vasıta olacak, biz de göreceğiz ama ne olursa olsun artık bu işin kıymetini bilmemiz lazım. Suyun kıymetini bilin. Af buyurun ama çok affedersiniz, çok affedersiniz bunu söyleyeceğim. Daha yakın kıymet anlaşılması açısından söylüyorum. Bir yere gidiyorsunuz Afrika'da, vallahi helanızı, yani hacetinizi gidereceğiniz bir mekan yok. Mekan yok, mekan. Ne demek biliyor musunuz? Oraya gittiğiniz zaman da anlarsınız bunu. Yok, yok kardeşim yok. Her taraf pislik içerisinde. O zaman anlıyorsunuz senin ülkeni. Eleştiriyorsun ya, yok işte şu çıktı, yok işler kötü gidiyor. Ya ne işi kötü gidiyor? Herkesin arabası var Allah aşkına ya. Herkesin arabası var, evet kötü gidiyor, o oluyor. Ya kardeşim biraz kıs o zaman. En güzel cep telefonunu kullanan sensin. En güzel televizyonu, böyle kocaman televizyonu evin köşesine yerleştiren sensin. En güzel efendim döşekleri, bilmem neleri, yatakları evine alan sensin. Evini en güzel şekilde boyayan sensin. Ondan sonra maddi sıkıntı çekiyorum diyen de sensin. Uyanmamız lazım. Uyanmamız lazım. Demiyorum ki size bu mahalle bizi bekliyor. Ali Kuşçu Mahallesi, Balat Mahallesi. Demiyorum ki size İstanbul bizi bekliyor. Demiyorum ki size Türkiye bizi bekliyor. Demiyorum ki size Suriye bizi bekliyor. Vallahi de billahi de dünyadaki Müslümanlar, onları da geçtim, dünyadaki kafirler bize muhtaçlar, biliyor musunuz? Onlar bile bize muhtaçlar. Çünkü kafir kendi adamını dahi acımaz, kendi menfaati doğrultusu. Bize muhtaçlar. Filistin. Kimin adına Allah aşkına, kim Filistin'e adam akıllı yardım ediyor? Arap Şeyhi parayı verip efendim Manchester City'yi satın alırken, Manchester United'ı satın alırken, onlarla efendim gurur duyarken sen Murat abi 1 lirayı Mahmud Efendi külliyesine vermenin sevincini yaşıyorsun. Allah seni ahirette Allah'ın izniyle onunla bir tutmayacaktır. Ama şunu da bil, eğer sen bu yüceliği, ulvi işi yapıyorsan sırf Fatih'in rahmetullahi aleyh, Sultan Selim'in rahmetullahi aleyh torunu olduğun içindir. Allah sana bunu bildirmiş. Allah anlamayı nasip etsin bunu. Şimdi saati söylersiniz bana da. Kaç? 3:30. Şimdi Allah aslında Celle Celaluhu bunu Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor. Neyi? Şu işi. Adama diyorsun ki git diyorsun mesela gör gezmeye. Nereye gör? Urfa'yı gör. Nereye gör? Efendim Konya'ya. Git Konya'ya, Uganda'ya git. Oraya git, buraya git. Allah Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerimede ilginç bir şekilde buyuruyor ki kul de ey Habib siru fil arzi, yeryüzünde dolaşın. Ayet. Ama fenzuru, bakın keyfe kana akibetu'llezine min qabl.
sizden öncekilerin veya فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ Mücrimlerin akıbeti ne olmuş? Buna bakın. Buna bakmak için Allah yeryüzünü gezmemizi istiyor. Yani müşriklere burada baksınlar, görsünler, akıbetleri görsünler. Sen işte gitmesen Gine'ye anlayamazsın. Allah bunu istiyor. Birçok ayette var. Gezin, görün. Akıbetleri ne olmuş? Gezin ifadesi var. Okuyun, dinleyin deyin. İsma'u deyin. Siru. Ayetin ifadesi bu. Siru ne demek? Dolaşın demek. Gezin demek. Fil ardı yeryüzünde dolaşmak ne demek? Allah'ın bizzat ifadesi bu Celle Celaluhu. Sen hala da işte cebinde param var. Nereye gitsem bir efendim işte Armutlu'ya gitsek kalsak ben de sen de para biriktir git Gine'ye. Git git de ben de gelmek istiyorum de. Gör Müslümanların halini gör. Para biriktir git Bosna'ya git. Müslümanların nasıl zulüm içerisinde efendim kaldıklarını gör. Nasıl hapsedildiklerini gör. Nasıl efendim Sırplar nasıl Müslümanları katletmişler. Avrupa insan haklarından bahseden Avrupa'nın sesi çıkmamış. İnsanları efendim diri diri yakmalardan başlayın, kesmelerden başlayın. Ne aklınıza geliyorsa her şey yapılmış. Tecavüzler had safhada. Her şey. Yani şu an Halep'te yaşanan var ya, bir şey değil aslında biliyor musunuz diğer geçmişte yapılanlara nispetle. Bir şey değil. 1,5 milyon insanı nasıl katletmiş bu Fransızlar? Herkese tecavüz etmişler. Şu an Afrika'da nesli sağlam olan belki adam azdır ya. Herkese tecavüz etmişler. Herkese efendim her türlü pisliği yapmışlar, bulaştırmışlar. Bosna'yı açın, tekrar söylüyorum, okuyun. Allah aşkına bunu yapın ya. Açın bir bakalım, Bosna'da ne oldu? Açın Suriye'yi bir okuyun. Açın efendim Afrika kıtasına bir bakın, ne oldu? Cezayir, bulun, açın, araştırın. Cezayir'le alakalı bir kitap okuyun bakalım. Fransa Cezayir'de ne yaptı? Ne yaptı? Hiçbir şey yapmıyoruz kardeşim biz. Okumuyoruz ya. Okumuyoruz ya. Ermeni meselesiyle alakalı 3-4 tane kitap çıkarmışız biliyor musunuz? Bu işte şey var mı? Katliam var mı? Soykırım var mı? Yok mu? Diye. Adamlar yüzü geçmiş kitap çıkarmışlar ya. Soykırım. Biz yatıyoruz. Yattığımız yerden efendim yalan o. Sen nasıl efendim bizi böyle bir şeyle suçlarsın? Ya bir aç oku bakalım. Gör. Bir bil. Okumadan, bilmeden, görmeden bir şey yapamaz. Şunu unutmayın. Tarihi bilirsiniz, ülkenizi kurtarırsınız. Allah'ın izniyle bu olur. Tarihi bilmemiz gerekiyor. Okuyalım tarihi. Abuk subuk efendim her gün gazeteleri okuyacağımızda fotomaç sayfası adam okuyor. O fotomaç sayfasını toplasan yemin ediyorum sana 300 sayfalık kitap yapacak. Aç onu oku da bir gör bakalım ya. Size vazife olsun. Şu Bosna'yı bir açın okuyun bakalım. Oradan başlayalım Allah aşkına. Biraz uzak oldu ama olsun Gine ile Bosna arası olsun. Açalım bakalım. Şu anda ne oluyor Bosna'da? Bosna ne? Bosna neydi? Bosna'yı kim fethetti? Bize ne Bosna'da? Bir düşün. Fatih dedemin Bosna'da ne işi vardı? Bosna'ya niye gitti Fatih dede? He? Murat abi bakalım ya. Bir gidelim kitapçılara bir soralım bakalım. Bosna ile alakalı kitaplar bize sunun. Ali İzzet Bekoviç kim? Hani o sosyal ortamda sürekli paylaşan adam var ya. Elden açmış böyle hani paylaşıyor işte. Ali İzzet Bekoviç kim bu adam? Anlat bakalım bana. Yani herhalde mücahittir yani. Bir gör bakalım kimmiş bu adam. Yani biriktirin para. Hem bir taraftan okuyun. Hem de gidin bu tür kuruluşlarla birlikte gidin Afrika'yı görün. Gine'yi görün. Gidin efendim ki Allah'ın şu anda bize verdiği nimetleri anlayın. Şu ortamı anlayın. Böyle bir ortamı siz bulamazsınız orada. Şu ortamı bulamazsınız. Yok, yok kardeşim yok. Yok. Bir adamlar yemek yiyorlar. Bir yemek yiyorlar var ya. Lapa mı dedim? Nedir o İsmet abi? Lapa. Ya yemin ediyorum şeyi bir kaldırdık. Affedersin az kaldım. Boşaltıyordum ya. Nasıl bir şey bu? Nasıl yiyorlar bunu ya? Adam sen diyorum ya. Biz nimeti hala da neyin derdindeyiz ya. Allah'ı billahi. Yani yarın ahirette nasıl efendim bunun hesabını vereceğiz bilemiyorum. Evet. Şimdi hadisleri okuyalım biraz. Mevzu uzadı fakat olsun. Bunlar önemli şeyler. Bunlar olmazsa olmaz. Bunları bilmezsek efendim bu hadisleri de okuyamayız. Bunları bilirsek bu hadisleri okuruz. Allah şuurlu olabilmeyi nasip etsin. Allah
efendim dünyada neler dönüyor, dünya görüşü olan, dünya görüşü olan, bak tekrar ifade ediyorum. Sırf açıklama yaparken işte başındaki insan falanca partiye sataştı diye, filanca partiye sataştı diye, şunu yaptı diye, bu, o kadar balık hafızalıyız ki, o kadar balık hafızalıyız ki anlatamam size. Bunlara geç. Dediğim gibi siz kendi kendinize bakın. Dünya ile alakalı bir görüş. Dünyada ne oluyor? Dünyada ne oluyor? Dünyada efendim bir takım insanlar var. Bu insanları bilin. Bu insanların gücünü bilin. Yahudilerin. Ne yapıyor bu adamlar? Yahudinin hedefi ne? Niye filin? Ezanı yasaklıyor bak şimdi. Ezan. Sen sosyal medyada ezan yasaklanamaz diye bağır, çağır. Haberin yok. Efendim ne oluyor? Sadece orada çıkmış diye yazıyorsun. Ya niye yasaklıyor bunun öncesini? Sen ya ezana gelene kadar adam efendim oraya ev kurmuş adam mescide bile Mescid-i Aksa'ya bile Müslümanların mekanına bile girerken adamın iznini alarak giriyorsun. Sen daha yeni uyanmışsın. Aa ezanı yasaklıyorlarmış. Ezanı yasaklıyorların derdindesin sen. Tamam bu dertte olmalısın. Ama sana sırf sosyal ortamda biri gösteriyor diye böyle hemen tav olma. Kendin gör. Kendin bil. Kendin oku. Kendin yaşa. Bil. Bil ki karşılığını bilerek ver. Bilmeden vereceğin karşılık efendim alakasız. Saçma sapan. Boşa giden çabalardan ibaret olacak. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre radıyallahu anh kanalıyla gelen hadisi şerifte ziyaretten bahsediyor. Tam da aslında konumuza muvafık oldu yani. Ziyaret. Gezin dediğim var ya işte ayetlerden yola çıkmak suretiyle gezin görün. Ziyaret edin Müslüman kardeşinizi. Ta Afrika'da bulunan bir Müslümanı ziyarete gidiyorsun. Onu geçtim ben üst kattaki komşu ziyarete git. Ne oluyor? İza adar racul ahahu. Bir insan bir kardeşini ziyarete gittiği zaman. Misafirlik diyoruz biz bugün Türkçe'de ama aslında misafir misafir kelimesi aslında eski yani kullanım itibariyle Arapça'da yanlış kullanıyoruz. Misafir demek seferden yani yolculuğa çıkmak anlamında. Seferi kelimesi de oradan gelir. Uzun yolculuğa çıkan anlamındadır. Yoksa birbirini ziyarete gitmek, birbirine gitmek aslında misafirlik değil, ziyarettir. Bunu yanlış kullanıyoruz. Bak öyle yerleşmiş. Bir arkadaşınızı ziyarete gittiniz. Nasıl? Efendim dükkanına gittiniz. İlla eve bizi çağır. Ya bir çağırmıyorsun ki bizi. Efendim bir pasta börek yap da gelelim değil. Sırf Allah razı olsun dükkana gidiyorsun. Ufak da bir tatlı almışsın. Tamam mı? Cebindeki paraya kıymışsın. Şanlar pastanesi var yani kalitedir. Reklamını al Şanlardan efendim git. Dükkanda 5 dakika otur ama böyle hani misafirin iyisi gelir geçer. Kuş gibi kötüsüze kalır daima baykuş gibi değil yani. Oturmuş böyle saatlerce kurulan adamlar vardır. Gitmem. Adam bundan dolayı çağırmazsın yani. Çünkü gitmeyecek. Gelecek 10 dakika, 15 dakika. Otur. Tatlını ikram et. Muhabbeti bu. Ziyaret. Tamam mı? Ziyaret. İşte evzara bu yani. Efendimiz siz hastaydınız. Siz bir ziyarete geldiniz. Sonra ona iadeyi ziyaret yapmak yani. Ziyareti karşılığını vermek anlamında. Veya hiç hasta değil sırf birisini ziyarete gidiyorsunuz. Kâle Allahu lehu. Bakın Allah Efendimizin ifadesi. Sayı rivayet bu. Öyle böyle bir şey değil. Şimdi ziyareti yaptın çıktın gidiyorsun. Allah senin için ne buyuruyor biliyor musun Murat abi? Bunu da bu kategoriye sayabiliriz. Şu anda buraya gelmiyor. Allah senin için buyuruyor ki tıp de. Ne güzel bir şey yaptın sen. Hadi anla bakalım şimdi. Allah seninle alakalı tıp de buyuruyor. Çıkmışın içinden. Fatih bir ziyarete gittin. Geleceğim dükkanına sen inşallah. Ufak bir tatlı ile birlikte. Sen karşılığında daha büyük hazırlan. Çıktım dükkandan geliyorum Fatih'cim. Allah benimle alakalı tıp de buyuruyor. Sen ne güzel bir iş yaptın. Devam. وَطَابَ مَمْشَاكَ Yürüyüşün ne güzel oldu. Ne kadar güzel oldu. Ne yaptın? Bir ziyaret ettin Müslüman kardeşim. وَتَبَوَّأْتَ مَنْزِلًا فِي الْجَنَّةِ Ve sen kendine cennette bir yer ayarladın demektir, hazırladın demektir. Allah'ın ifadesi. Bir ziyaret yapıyorsunuz, cennette efendim mekan görüyorsunuz. Bu ziyareti küçümsemeyin ha. Bakın işte bir ziyaretten bahsediyor. Bir ziyarete gitmek. Yani hepimiz birlikte... Vallahi bak şimdi bak. Konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Ama ben senin evini bilmem, sen benim evi bilmezsin. Halbuki gelsem bakıyorum öyle gayet
bize fabrikada çalıştığını da iddia ediyorsun. Kıyafet belki de çalışmıyorsun. Yani şu az ileride Fatih Camii aşağıda dinleniyorsun belki. Nereden bileceksin? Yok. Evine gelsen, bir girsen, aa bu adam fakirmiş ha. Eşyası da yok. Ay, lan benim adam bu kadar. Bunu diyemiyoruz işte biz. Hep birbirimiz, hep aynı adamlar birbirine gidiyor. İşte Adem abi beni çağırıyor, ben Adem abi çağırıyorum. Gel bir çay ısmarlayıp, gel cömertlik yapıyorum. Bu mu cömertlik? Aynı adama yedir yedir. Niye yediriyorsun? O da çünkü sana ısmarlayacak. Şimdi bana yedirmeyecek ispakçı. Efendim ispaklı da kolaylık yapamıyor zaten. Şimdi ben bu adama yedirdim. Bir daha karşılık göremeyeceğim şimdi. Dünyevi mantıkla baktığım zaman da niye ben bu adama yedireyim? Bana faydası olacak bir adama yedireyim. Yusuf amca yedir değil mi? İlyas amca yedireyim. Trabzon'da belki beni yedirir. O mantık. Şimdi çay ısmarlar kuyumcu. Hep bu mantık. Halbuki seç bir adam, sana hakikaten karşılık veremeyecek bir adam olsun. Veremeyecek bir adam olsun. Alayden öğrenci efendim söyleyeyim. Adama yedirsen sana en fazla verecek karşılık bir çikolatalı gofrettir yani. Tamam mı? O da az bir şey değil ama. Böyle adamları seçin. Onlara ziyaretinizi yapın. Onlara ikram edin. Onları çağırın. Dolayısıyla evine gittiği zaman eksiği var. O var, bu var, şu var. Ve birbirinizi tanıyacaksınız ve Müslümanın derdiyle dertlenmeye başlayacaksınız. Müslümanın derdiyle dertlenmeye başlayacaksınız. Bir gideceksin eve, bir bakacaksın adam sana efendim bir çay koyuyor ama çayın yanında bir şey veremiyor. Adamın parası yok. Aa ben bunu böyle bilmiyordum ya. Kendi içinden ben bunu gayet iyi biliyordum yani. Dolayısıyla böyle böyle tanıyacak Müslümanlar birbirlerini ve ona göre artık efendim neyin eksik olduğunu, neyin yanlış olduğunu, kime ne vermesi gerektiğini, kime ne ısmarlaması gerektiğini bilecek. Bilecek. Onun için bunlar önemli hadisler yani. Bir ziyaretin Allah'taki karşılığı bu. Allah'ın ifadesiyle sen ne güzel bir iş yaptın. Bundan daha dünyada daha büyük bir şey olabilir mi? Allah sana Adem abi ziyarete geldin diye sana ne güzel iş yaptın diyor ya. Bunda şüphe yok. Bunda şüphe yok. İnanın. Bunda şüphe yok. Bunlar hep sayı rivayetler. Ziyaret ya. Ziyaret. Çok basit bir şey. Sen belki 5 liralık tatlı alıp gideceksin ama adam iyi bir adamsın sana çıkaracak 15 liralık tatlı verecek. Öyle bir artısı var yani. Dünyada da artısı var bunun. Dünyada da artısını görüyorsun. Tamam. Onun için bunu yapmak lazım. Devam ediyoruz. Şöyle bir şey var. Bizde mesela diyelim birisini şimdi Adem abiyle diyelim çok samimiyim ben. Bugün de ne mesela Adem abiyle yoğunlaştık Allah'ın hikmeti. Efendim Adem abiyle çok samimiyim. Evine ziyarete gideceğim. İşte adam eve ziyarete gidiyor. Altta efendim pijama. Üstte efendim böyle kısa kollu bir şey. Yani bir düğünde giymezsin onu. Düşünsene düğün oluyor herkes güzel giyinmiş. Sen bir geliyorsun pijama altta efendim spor ayakkabıları falan. Geldim. Dostum selamünaleyküm falan. Rahat, free takılmak deniyor ya bana. Şimdi ama başka bir adama gideceğin zaman da ya böyle daha yabancı bir adam veya kız istemeye gidiyorsun. Nasıl giyinirsin? Pijamayla gider misin parti kız istemeye? Sen zaten işe açmışsın da gider misin yani? Pijamayla gitmez. Onun için Efendimiz burada şunu ifade ediyor. Diyelim yan komşuya gideceksiniz. Yan komşuya giderken bile, başka birisine giderken bile Efendimizin ifadesiyle yani sahabeden büyük birisinin ifadesiyle ki tabiinden onlar da böyle Efendimizden gelmesi hasebiyle bunu söylüyorlar. İmam Bukhari bunu rivayet ediyor. Bir adam gelmiş. Ce'e Abdülkerim Ebu Umeyye ile Ebil Aliye. Ve aleyhi thiyabu suf. Yünden bir elbise var. Yani pek önemsememiş giydiği kıyafeti. Fekale le innemâ hâzihi thiyabu rubban. Bu rubban elbisesidir. Yani bu hani böyle uzdede çekilmiş insanların elbisesidir. Çok önem vermemişsin üstüne manasında. İza kanel muslimuna tezaveru Müslümanlar birbirlerini ziyaret ettikleri zaman da tecemmelu. En güzel kıyafetlerini giyinsinler. En güzel. Hakikaten ben bir adamı evime çağırıyorsam, eğer adam evime geliyorsa en güzel kıyafetini giyinmişse bu adam bana değer veriyor demektir. Düşünsenize adamı eve çağırıyorum. Bir geliyor. Evine uğrama fırsatı var mı? Zaruret olur ayrı. Evine uğramış bir geliyor. Efendim çoraplar halıya bir dokunuyor. O çorabın kokusu affedersiniz halıya böyle siniyor. Var böyle. Camilere görüyorsunuz. Bir bakıyorsunuz üstü pis. Pislik var üstünde. Efendim elleri pis. Duvara değiyor. Şimdi bu ne kadar bir Müslüman. Bir daha dersin ulan böyle bir adam ben niye çağırıyorum bir daha. Çağırmam böyle. Ama bir geliyor parfümünü sıkmış. Güzel kokusunu sıkmış.
artık esans neyse kullanmış, en güzel kıyafetini giymiş, en şık kıyafetini giymiş, düğünde bir en yüksek rütbeli adamın huzuruna çıkacak kıyafeti giymiş sana geliyor. Bu adam bana değer veriyor kardeşim. Değer veriyor. Dolayısıyla bu bizden istenen ne? Bu güzel kıyafet giymektir. Şimdi yine bununla alakalı mühim bir hadis. Ebu Hureyre kanalıyla geliyor. Zerra racülün akallehu fi kariye. Efendimiz'den rivayet ediyor. Bir adam bir mekana, atıyorum işte Bayrampaşa'ya ziyarete gidiyor. Fe arsadallahu lehu meleken ala medracatihi. Onun yolu üzerinde Allah bir melek gözetleyici kılıyor. Bir melek yaratıyor. Bir melek gözetliyor. Fekale eyni turid. Bize şu anda aslında sorulan bir soru bu. Ve melek kendi cevabını bizim içimizden alıyor aslında. Eyni turid. Sen neyi istiyorsun? Şimdi bugün insanlar, hakikaten şöyle bir düşünelim. Ziyarete gittiğimiz insanlar, diyaloğumuz ile olan insanlar, bakın bu önemli. Acaba bir menfaatimiz var mı yok mu? Hakikaten bize menfaati olmayan bir adamı biz ziyaret eder miyiz? Bana bir menfaati yok. Şimdi ben Fatih'e gitsem, içimde şeytan belki tencere hediye eder diyor. Öyle bir adama gideceğim ki, efendim, ne tenceresi ne tavası, belki de beni zarara sokacak adam. Böyle bir adamla ne kadar takılır, ne kadar evimize çağırır, ne kadar evine gider, ne kadar dükkanına gideriz? Bir düşünelim bakalım. Hakikaten düşündüğün zaman da insan maalesef ki bu korktuğumuz cevapla karşılaşıyoruz. Yani bana menfaati olmayan bir adamla ben ancak çok samimi olacağım da, çok samimi olacağım. Efendim o samimiyet neticesinde böyle bir şey olacak. Melek soruyor. Ey ne turidu? Sen neyi istiyorsun? Kale diyor ki adam, akalli fi hadihi al-qarya. Şu kariyedeki arkadaşımı istiyorum. Yani onunla görüşmeye gidiyorum. Fekale hellehu aleyke min ni'metin terubbuha. Yani hani seni bu ziyarete teşvik eden, yönlendiren hani bir menfaat var mı acaba? Bir menfaat var mı acaba? Diye soruyor. Kale diyor ki la inni uhibbuhu fillah. Sırf Allah için. Sırf Allah için ziyaret ediyor. Bakın bu çok önemli. Sırf hayatımızda Allah için bir şeyler yapalım diyor. Vallahi yapalım, billahi yapalım bunu. Allah için bakın. Ya yapıyoruz ya. Aslında yapmıyoruz biliyor musun? Birçok mevzuda Allah için yok. Hep birileri var. O birileriyle biz Allah'ı yakalamaya, Allah'ın efendim vaatlerine ulaşmaya çalışıyoruz. Yani öyle bir hale geliyor ki belli bir zaman sonra Fatih diyelim, atıyorum yani misal olarak veriyorum. Buraya gelmezse Allah için gelememenin üzüntüsünü değil de devamlı gittiği yere bu hafta gidemedi. Hoca bana muhabbet açacak, benimle alakalı muhabbet açacak veya bu hafta niye gitmedik? İnsanlar diyecekler ki derse gelmedi. Hemen o mantık giriyor devreye. Allah'lık, Allah duygusu kayboluyor. Sırf Allah için. Mesela bugün bir şey yap Allah için Murat abi. Yap bir şey ya. Çıkar cebinden şu derneğe 50 lirayı koy ya. Çıkardı kardeşim koyun ya Allah için. Kumbara dışarıda. Önemli mesele. Önemli tabii. Şimdi yani hiç sormuyorsunuz. Nezdinde hepimize. Hiç sormuyorsunuz bu iş nasıl gidiyor ya. Allah aşkına bir sorun da. Tamam anlıyoruz. Ama bir bakın nasıl hocam burada bu kürsüye çıkılıyor burada bu kadar ne oluyor? Nasıl bu konu buraya geldi bu arada onları bilmiyorum ama neyse devam. Güzel konu. Ben bir şey yaptım. Bakın bir sorun ya. Şimdi Allah için bir şey. Hakikaten hayatınızda Allah için mesela sabah kalktınız işe gidiyorsunuz. İşe gittiniz. Allah yok. Nasıl yok? Çünkü işe gitmezsen patron kısacak, maaşın kesilecek. Allah rızası diye bir düşünce üzerinden gidemiyoruz maalesef. İyi ticaret yaparken efendim bir adam geldi. İşte senden alışveriş yapıyor. Ya. Diyor ki 50 kuruş. 50 kuruş. Efendim yok. Veya hadi tamam vereyim. Niye? Ya mahcup oluyor. Adam mahcubiyetini giderelim diyor. Allah yok yine. Yani sırf Allah için veriyorum değil. Mahcup olma kardeşim. Veya ulan şimdi yanında bir adam var diyelim. Sana diyor ki adam 50 kuruş veremeyeceğim diyor. E tamam kardeş o da bizden olsun diyorsun. Yanındaki adam bakıyorsun gördün mü acaba? Diyor, bizden olsun. Yani Allah için tamam. Yani Allah senin ağzından çıkacak hani var ya suretlere bakmaz, cisimlere bakmaz. Yanında ya kulubikum. Kalbe bakıyor. Amelikum, amellere bakıyor. Dolayısıyla sen dışarıdan Allah için
ben bunu Allah için almadım, yapmıyorum diyebileceğimizi hakikaten düşünüyorum. Hayatımda böyle çok az şeyler var Allah Celle Celaluhu'nun için yaptığı. Dolayısıyla efendim bu bize isteniyor. Böyle olursa eğer bu ziyaret Allah için olursa ne oluyor? Feyni Resulullah ileyk. O melek kişiye diyor ki ben Allah'ın sana göndermiş olduğu bir elçiyim. Enne Allah ahabbeki kema ahbebtu. Ya bundan daha büyük müjde mi olur? Bundan daha büyük ne arıyorsun ki sen hayatta? Ne arıyorsun sen? Dünyanın bütün nimetleri sende olsa, en güzel hanımları, en güzel arabaları, en güzel efendim evleri, malikan ne ararsan, ne istersen senin olsa, bu ayetin, bu hadisin bir efendim zerresini ifade etmez. Bir arkadaşını Allah için ziyaret ettin, Allah Resulü anlatıyor, onun ifadesiyle melek diyor ki اَنَّ اللّٰهَ اَحَبَّكَ كَمَا اَحْبَبْتَهُ. Sen onu sevdin, Allah'ın seni sevdiği gibi. Yani Allah Celle Celaluhu de sırf sen bu işi yaptın diye seni seviyor. Allah'ın seni sevmesi ne demek ya? Bu basit bir şey mi? Allah'ın seni sevmesi. Yani bu öyle böyle bir mesele değil. Diyorum ya, her zaman söylediğim bir şey var ya, değer verdiğim bir adam beni sevdi mi havaya uçarım. Yani beni seviyor adam, hakikaten seviyor beni. Bir adamın sizi sevip sevmediğini de görürsünüz. Bir adamın sizi sevip sevmediğini de anlarsınız. Yüzünden anlarsınız yani. Yanına karşılaştığın zaman da bazı sahtekar adamlar vardır. Böyle sevmediği halde öyle bir siyaset yapar ki zannedersin ki seni çok seviyor. Çok seviyor, değişen. Halbuki arkandan adam meğersem kuyu gözüne düş diye. Ama anlaşılır. Az buçuk böyle gözlerden, el sıkmadan efendim arar gün içerisinde, hal hatır sorar. Tamam. Sürekli efendim böyle şey değil de soru sormak değil, hal hatır sormak için arar. Tamam mı? Hal hatır sormak için arar. Gelemediği zaman da haber verir. Gibi. Gibi gibi yani. Misaller bunlar. Dolayısıyla bu Allah'ın sevgisini kazanmaya sebeptir kardeşim. Ziyaret diyoruz ya, buraya gelirken de bir niyetiniz bu olsun. Bir ilim elde etmek için geliyoruz, Allah için geliyoruz, şuurlanmak için geliyoruz, bilgi hayatımızı yönlendirecek hadisleri işitmek, ayetleri işitmek için geliyoruz. İki, Müslüman kardeşimi ziyaret için geliyorum. Salih Hoca'yı ziyarete geliyorum mantığında olur. Abdülhalik Hoca'yı ziyarete geliyorum mantığında olur. Veya efendim işte İlyas amcayı veya Adem abi. Ziyaret etmek kastıyla geliyorum. Bu da olsun. Dolayısıyla iki sevabı arada ne yapalım? Kaynatalım. Yani götürelim. Bunun bir engeli yok. Herhangi bir şey. Bunu alırsan bunu alamazsın diye öyle bir kural da yok. İkisini birlikte alabiliyorsun. Araya gelirken böyle bir çayla içilmek bir şeyler getir. Onun da sevabını katarız. Tamam, onun da sevabı katılır. Tamam, çıkarken de bir 50 lira bırakırsın. Onun da sevabı katılır. Müthiş bir şey sana işte. 4 tane sevabı topladın. Efendim ahirete yatırım yaptın, gidiyorsun. Yatırımdır bu yani. Şimdi sen bir yere yatırım yapmak için Fatih ne yaparsın? O tencere dükkanında çalış çalış 5 yıl boyunca efendim kazanıyorsun bunu sen gerçi bir şeyler. Diyelim 50 milyar topladın. 50 milyar 5 yılda yatırım yapmak için 50 bin lira lazım. Ama burada ahirete yatırım için hiç böyle bir şey yok. Ahirete anlık yatırım yapıyorsun. Anlık. Yani dünyaya kıyas ettiğimiz zaman da evde oturuyorum. Kara kara düşünüyorum. Ulan bu Yavuz Sultan Selim geçiklerine nasıl geçindireceğiz? Bu dirayeti nasıl geçindireceğiz? İnce ince mesajlar da verelim buradan. Bunu düşünürken efendim bu arada Adem abi arıyor beni, diyor ki hocam banka hesabında 100 bin lira var. Hemen tak yatırım yaparım. Bunun gibi. Dünya ahirete yatırım da aklına geldiği anda yatırımını yap kardeşim. Yatırımını yap. Nasıl yaparsın? Farklı yolları var. İşin şakası bir taraf. Hani derneğe yardım, bir hayır kurumuna yardım yaparsın. Bir efendim bir vatandaşa yardım yaparsın. Bir ihtiyaç sahibine yardım yaparsın. Ama biz İhtiyaç sahiplerini bilmiyoruz, araştırmıyoruz. Halbuki mesela bunu da araştırmak, bunu da bilmek lazım. Bunları da organize olup tespit etmek lazım. Kim? Mahallemizde, apartmanımızda kim ihtiyaç sahibi? Kim affedersiniz ikinci bir kıyafet giyemiyor? Kim üstüne alacak efendim kıyafeti yok? Kimin maddi darlığı var? Kim? Haberimiz yok ki kardeşim. Haberimiz yok ki. Maalesef yok. Allah efendim bu anlatılanları en güzel şekilde yaşamayı nasip etsin. Genel itibariyle ilk olarak konuşmuş olduğumuz bu ufku olan Müslüman, ufku olan Müslüman kategorisinde olmayı bize nasip etsin inşallah. Amin. Adem hayatını efendim işte oraya gideceğiz, bunu yapacağız değil de ben Fatih dedemin gittiği yerlerden daha
ileri yerlere gideceğim. Çünkü bugünün imkanı daha fazla artık yani. İşin şakası yok. Daha büyük hedeflerim olacak. Amerika'yı fethedeceğim diye bir hedef koy ya. Ya hoca sen de delimizin nesi deme ya. Hedefin olsun ya. Senin hedefin olursa senin çocuğuna, çocuk eve geliyor babası açıyor defteri kara kara düşünüyor. Ahmet'in bana şu kadar borcu var. Mehmet'in bana şu kadar borcu var. Yarın şu işi yaparsam. Şimdi böyle bir çocuk böyle bir babayı görüyor. Bu çocuğun en büyük hedefi efendim bir market açmak olacaktır. Ama baba eve geliyor. Geç geliyor oturmuş duruyor. Ne düşünüyorsun baba? Ya oğlum ne olacak bu Müslümanın hali? Oğlum ne yapalım? Bir şey yapalım be. Hani senin şu kumbaran var ya. Evet. Evet baba. Hani şey alacaktık. Oyuncak alacaktık hani. Heh, o kumbara var ya. Onu ver oğlum bana. Öyle derken o efendim hani çocuklara para verir. Baba ver bakayım oğlum sen. Değil. Hani onun birlikte bir aç bir tane resim. İsmet abi de bol bol var. Ondan isteyin. Bir tane Afrikalı çocuk gösterin. Deyin ki buna yardım etmek ister misin oğlum? Bunun elbisesi yokmuş oğlum. Gel buna yardım edelim mi kızım? Yolda giderken al kızım. Bak bunu birisine ver kızım. Al oğlum. Bak arkadaşlarına bunu ısmarla oğlum. Bunu yap oğlum. Şunu yap oğlum. Bu çocuk ufuk. Oğlum sen var ya sen. Evet baba. Büyüdüğün zaman da efendim şu hoca gibi olacaksın oğlum. Kürsüye çıkacak. Hiç böyle diyen var mı çocuğuna? Oğlum sen var ya işte falanca hoca var. Onun gibi kürsüye çıkacaksın. Vaaz edeceksin biliyor musun? Senin sayende yüzlerce insan hidayete ulaşacak. Böyle değil ki. Böyle yetiştirmiyoruz ki. Bizim en büyük yetiştirdiğimiz işte oğlum matematik dersin kaç geldi bakayım bugün? 5 geldi. Aferin oğlum. Hemen al bir çikolata. Hemen hediye bilmem ne. Falan çocuk ufuk yok bir şey yok. Daha çocuk okulu bitiriyor. En büyük hedefi işte ne oluyor? Bir baltaya sap oluyor yani. Kendisiyle ağaç kesiyor. Bu kadar. Bizim hedeflerimizin yüksek olması lazım ki çocuklarımıza da bu sirayet etmesi. Hanımlara bile sirayet etmesi lazım ya. Şimdi hanımından şikayetçi adam ya işte hep alışveriş. Tabii alışveriş konuşacak. Niye sen? Çünkü bir şey konuşamıyorsun ki hanımın yanında. Hanım alışveriş konuşmasa sen evde efendime söyle onun bunun gıybetini yapacaksın. Sen hanımına hanım. Bu kadar insan aç ya. Susuz ya. Gel şunlara bir yardım edelim. Gel şuraya bu kumbara koyalım. Bunu derneğe gönderelim. İDDEF'e gönderelim, İHA'ya gönderelim, oraya gönderelim, Kızılay'a gönderelim. Ya bizim sayemizde bir Müslüman bir şeyler yesin, karnı doysun. Bizim paramızla Müslümanın karnı doysun ya. Bunu dersen bu sefer kadın da kendi kendine hakikaten bir şeyler oluyor, bir şeyler ilerliyor. Evet, bizle birlikte bak insanlar doğruyu buluyor, karınları doyuyor. Yavaş yavaş düzelecektir. Ama her şey erkek olarak yani evin reisi konumunda olan, evin parasını kazanan o insanın biraz da yönlendirmesiyle şekilleniyor. Yönlendirmesiyle şekillenmeli. Allah Celle bu ufka sahip Müslüman olabilmeyi bize nasip etsin. Amin. Allah Celle Celaluhu bu ufka sahip Müslüman olabilmeyi bize nasip etsin. Amin. Hakikaten bir iş var dendiği zaman da, şuraya gidecek dendiği zaman da, buraya gidecek dendiği zaman da, benim yarın işim var, benim yarın şuyum var, benim efendim ertesi gün şöyle bir durumum var, benim hastanem var diyen değil abi. Diyen değil abi. Sen telefon açıyorsun, şöyle bir işimiz var diyorsun adam, hocam ben şu an oradayım. Senin o saniyede orada olacak adama ihtiyacın var. Saniyede orada olacak adama ihtiyacın var. Bahane sunar.